Evet arkadaşlar, bugün 7 Mayıs 2024 Yerşil Ava Dikbucaklı Köyü. Bir iki arama bakıyorum. Bir tane analı, anası oğula gitmiş, gidecekti, onun meme bozdum. Şurada körüğün olduğu yerde bir kovan vardı. Videosunu atacağım onun. Onda 7 çerçeve kadar yavru var. Ona işte iki tane ham petek verdim arasına. Çerçeveler araladım. Onları 8'li şeye atacağım. Kata vereceğim. O biraz geriden kaldığı için artık daha yetişmez diye 8'li kovana vereceğim diye düşünüyorum. Burada da bir tane anasını videolarında göreceksiniz. Anasını boyarken eski bir şeydi, sarı boyaydı. Aslında geçen senenin kırmızı olması lazım. Bende sarı boya vardı. Dedim belli olsun diye boyayayım dedim. Boyarken bu eski boyaydı. Suyu herhalde birikmiş galiba. Boyarken yani 14 senede arıcılık hayatımda ilk kez başıma geliyor. Suyu olduğu gibi boca etti. O arada anarıyı da çerçeve arasına gitti. Biraz da acelemiz vardı. Bırakmış olduk. Anayı kesmişlerdi. Sonra bu çok meme yaptı. Oğula gitti. Bundan da oğula vazgeçtirdim. Hatta bundan iki çerçeveli şu kovana bölme aldım. Bu ikisinde şeyi çıktı, anaları çıktıydı ve yavru attı. Şimdi yavru durumunu merak ediyorum. Hani birkaç gündür tam inceleyemedim. Yani eğer o kovanda 7 çerçeve var, bu biraz geriden geliyor ama bir durumuna bakacağım. Ona göre bunu da belki 8'li kovana alırım. Bunun biraz daha çerçevesi az. Belki buradaki kovanı alırım. Onlu çerçeveye. Onlu kovana. Belki bunu alırım eğer bu gelişirse. Burada zaten 2, 4, 6, 7 çerçeve var. Bakalım kaç çerçeve yavru atmış. Merak ediyorum. Burada iki tane şurupluk vermişim. İkisini de akşamleyin verdim. Ben 1'e 3 veriyorum. Petek kabartmada daha iyi oluyor. Şey olsun, körüktü şey, gözümü yaktı. Petek kabartmada daha iyi oluyor sulu su şurubu. Bakın biraz kabartmaya başladı. Azıcık balı var. Bunda daha bir şey yok. Bu tarafa geçmemiş. Burada da biraz kabartma var. Daha bu tarafa anaarı geçmemiş. Üst taraflar yavru atılacak seviyede. Bunun da öyle. Şimdi bundan bir müdahale yapabilirim bir yavru durumuna göre. Evet. Evet, burası larva ve günlük olmuş. Şu gördüğünüz alan belli oluyordur kameradan. Şöyle yavruyu atmış. Burada bir yavru var. Bu tarafta da keza aynı şekilde az bir kabartılacak yeri var. Şimdi ilk önce bunu içe alacağım arkadaşlar. Hatta ters çevirip içe alacağım. Orada bir az kabartılacak yeri var. Onu da kabartsın diye. Şimdi şöyle bir koyayım çerçeve ikinci sıraya yine yerine. Şu üçüncü çerçeveyi dışa alacağım. Evet, burası kabartmış. Gayet güzel. Burasını da kapatmış. Güzel bir izin verdiğimiz besin ve dışarıdan gelenle bayağı bir şey olmuş. Şimdi arkadaşlar bunu içe aldım. Bakın bu ikinci çerçeveyi. Bunu en dışa alıyorum arkadaşlar. Buradaki biraz kabartılanı da orada yavru atılacak bir üst tarafta yeri var. Bunu ikinci olarak çerçeve olarak yer değiştiriyorum. Azıcık bir körük burayı. Evet, burası da larva olmuş. Artık günlük filan da pek kalmamış. Hepsi larvaya dönmüş. Burası da öyle. Evet.
3 çerçeve yavru oldu. Evet, burası da günlük yumurtaları buraya atıyor arkadaşlar. Bunu araya girmişiz. Günlük yumurtaları şu orta kısma döşemiş. Şuradaki kısma şöyle döşemiş. Açarak döşemeye devam ediyor. Evet, bu tarafın da yine orta taraflarını atmış. Evet, bu çerçevede yumurta faaliyetini devam ediyor. Ama ana arı bu çerçevede değildi şu anda. Göremedim. Bu yine yerinde kalsın. Şimdi iki çerçevemiz daha var. Onların durumuna bakalım. Evet. Burasını olduğu gibi günlük döşemiş. Şu ballı kısımlar hariç. Orta kısım günlük. Bu mevsimde bu zamanda atılan yumurtalar kestaneye yetişecek arkadaşlar. Evet, ana arımız da burada. Buraya atmaya devam ediyor. Son bir çerçeve kaldı. Şöyle hafif duman verelim. Biraz da etrafa verelim. Son bir çerçeveye de bakalım. Evet, bu ballı bir çerçeve. Bunun da ortalarını açmış. Birazcık günlük açmış tam orta kısmına. Birkaç tane günlük atmış. Bu tarafta da yine biraz açtığı kısım var. Buraya da günlük atmış birkaç. Evet. Şimdi arkadaşlar buna şu sondaki çerçeveyi şimdi hatırlayamadım. Buraya yumurta atacağı bir çerçeve girmiştik. Yumurta atmamıştı. Şimdi buraya bir tane daha hampete gireceğim ben araya. 2 numaraya sol taraftan. O hampeteyi getireyim. Evet, hampeteğimi getirdim arkadaşlar. Hafif bir duman sıkayım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu şu çerçeve dıştaydı, en dıştaydı. Bu çerçeve de 3 numaradaydı. Şöyle görünmüyor. Bu çerçeve 3 numaradaydı. Bu çerçeve en dıştaydı. Bu 2 numara, bu da 2 numaradaydı. 2 numarayı içe aldım. Bu dıştaki fazla yavru atılmıyor. Yani yavru daha hiç atmamış ama biraz kabartmış. Yavru atılacak seviyede. Bunu 2 numaraya aldım. Bunu da endişe aldım. Burada bir kapalı yavru vardı. Şimdi burada yavru var. Buradaki dıştakine de biraz oymuş. Yavru atmış. Bunun ikisinin arasına giriyorum. Çabucak kabarsın ve yavruyu atsın diye. Çünkü diğer çerçevelerde daha yavru atacak alan kalmamış. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu işte dediğim gibi anasının boyası akan kovandı. Sonra çiftleşti. Geldi. Maşallah şu anda 1, 2, 3, 4, 5, biraz da buna atmış. 5,5 çerçeve gibi bir yavru var. Bakalım bundan bir şey alabilecek miyiz? Bala yetişecek mi? Bunu belki 8'li kovana koyarım. Ya nasip hayırlısı. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Selamlar, saygılar.